Aks ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Genel sağlık programıyla karşınızdayız ve diş doktoru Fadime Sarı yanımızda. Bugün kendisiyle implantı yani diş ekmeği konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bugün implantı, diş ekmeği konuşacağız. Çok yaygın bir şey mi bu diş ekme? Öncelikle oradan başlayalım. Günümüzde şu anda bayağı yaygın. Yani son 10 yıldır çok daha yaygın. Hem hastalar tarafından da biliniyor, hekimler tarafından da çok tercih edildiği için. O yüzden çok yaygın. Yani gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor. Yani muhtemelen gün geçtikçe, hastalar kullandıkça, memnuniyetleri arttıkça yaygınlığı da artacaktır. Peki nedir implant, diş ekme? İmplant kısacası hastaların anlayacağı ya da insanların anlayacağı tarzda söylemek gerekirse, olmayan dişin yerine önce kökünün ilave edilmesi, daha sonra da kökün üzerine dişin krom kısmının yapılıp üzerine zirkon ya da metal destekli porselenlerde fonksiyonu ve estetiği yerine yerleştirilmesi olayı diyebiliriz. Peki güvenli, uzun ömürlü bir tedavi mi? İmplant çok güvenli ve uzun ömürlü. Artık hani iyi bir hekim, iyi bir hasta da iyi bakarsa çok uzun süre hastalar bunu, hatta firmalar, bazı firmalar bunların ömür boyu garantilerini veriyor. O yüzden çok iyi bakar, ağız hijyenine dikkat ederse ve rutinde hekim kontrollerine dikkat ederlerse ömür boyu garantisini veren firmalar var ve hastalar da bunları ömür boyu kullanabilecek bir konuma gelebilirler, dikkat ederlerse. Ama hani sonuçta ben implant uygulattım, ömür boyu da nasıl olsa garantisi var diye düşünülüp eğer ağız hijyenine dikkat etmezlerse implantlarda da kayıplar olabilir. İmplant şöyle bir sistem değil, hani diş gibi çürüyen bir durum değil ama sonuçta implantın da etrafında enfeksiyon oluşturacak ya da implantta perimplantitis dediğimiz diş eti rahatsızlıkları gibi implantın sallanmasına sebep olan mikroorganizmalar yerleşebilir. Bu da kendiliğinden oluşabilecek bir durum değil. Hastalar dişlerini çok iyi yani implantı da etrafını çok iyi fırçalamaz ve rutinde hani kontrollerine gitmezlerse bu tür sorunla karşı karşıya kalabilirler. Yani yine hastaların dikkat etmesi gerekiyor bu anlamda tedavilerine. Evet, ağız hijyenine ve bakımına çok dikkat etmesi gerekiyor. Zaten hani uygulattığı hekim arkadaş da ona hani rutinde kontrollerinize gelmeniz gerekiyor. Aylık ya da 3 aylık ya da yılda bir. Çünkü etrafında herhangi bir bakteri plağı oluşmuş mu, dantel plak oluşmuş mu diye kontrol ediyoruz. Yani ağız hijyeni noktasında eksiği var mı? Çünkü özel küçük arayüz fırçalarımız var. Onların etrafını temizleyen, yani onlarla güzel temizleyebilmiş mi diye dikkat ediyoruz. O noktadan sonra da eğer iyi bakarsa hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü zaten birkaç firma var iyi bu konuda. Onlar zaten ömür boyu implantlarının garantisini veriyor. Çünkü hiçbir şekilde hani kendi implantlarından kaynaklı bir şey olmayacaklarını bildikleri için bunun ömür boyu garantisini verebiliyor. Ama iyi bir firma olması gerekiyor tabii. Evet. Bu anlamda belki de çok fazla tercih edilmesinin sebebi bu uzun ömürlü oluşu belki de. Hem kolay oluşu, yani şöyle bir şey, hastalara biz söylüyoruz zaten hani bu implant bazen hastalar internette ya da farklı bir yerde ya da farklı bir işlemle kıyasladıkları zaman gerçekten bir implantın uygulama süresi 15 dakikayı geçmiyor. Yani tek implant uygulanacaksa, ekstra bir işlem yapılmayacaksa, kemik kalınlaştırılmayacak ya da kemik yüksekliğinde bir düzeltme yapılmayacaksa 15 dakikayı geçmeyen, hiçbir ağrısı olmayan bir işlem. O yüzden hastalar uygulattıktan sonra ben boş boşuna korkmuşum, hani ben boş boşuna panik olmuşum diyen hasta sayısı çok fazla. Hatta yani o kadar kolay ki bir kanal tedavisinden üst 7 numaraya yapılacak ya da arka bölgede yapılacak bir kanal tedavisinden daha kısa sürüyor. O çok kolay bir işlem. Evet. Peki her diş eksikliğinde uygulanabilir mi? Her diş eksikliğinde uygulanabilir. Ama şöyle bir durum var. Önce hasta klinik olarak muayene ediyoruz. Ondan sonrasında da film OPG dediğimiz hem kemik yüksekliğini görebileceğimiz, orada herhangi bir enfeksiyon var mı ya da herhangi bir kistik lezyon var mı diye baktığımız bir filmimiz var. Ondan kontrol ettikten sonra her diş bölgesinde implant ona uygun şekilde kemik kalınlığında baktıktan sonra ona uygun implant uygulanabilir. Her diş şöyle bir şey. Mesela ağzımızda 32 diş
var ya da 30-28 diş diye planlarsak 28 tane implant hani total diş, dişsiz hastalarda o şekilde değil de çok fazla implant yüklemek de çok doğru değil. Çünkü sonuçta kimin kaldırabileceği bir stres var sonuçta ya da yük var. Şöyle çoklu implant uygulanacaksa köprü şeklinde implant nasıl dişlerimizi köprü şeklinde yaptırıyorsak implantları da 1-3 ya da köprü şeklinde minimal en az kaç implantla kurtarabiliriz'in hesabını yaparız orada. Çok fazla implant yüklemekte maddi kaygıları düşünerek ya da hasta hani bana her dişimin yerine implant uygulayın tarzında yaklaşımla da olabiliyor. Ama bu çok doğru değil. Tek diş eksikliğinde tek dişi diğer dişleri kesmemek anlamında evet tek implantı ama çoklu implant uygulanacaksa her dişin yerine implant uygulanmıyor. Onları genelde köprü şeklinde planlanıyor. Minimum ne kadar az implantla çenesine yükleme yapılırsa o kadar da avantaj. Çünkü çok fazla implant uygulamak da çok doğru bir yaklaşım değil açıkçası. Peki her hastaya uygulanabilir mi? Yani kimlere uygulanır? Onun bir ayrımı var mıdır? İmplant genelde şeker hastası olmayan hastalara ama bu da şeker hastaları dediğimizde de şeker hastaları kendilerini hani kötü hissetmesinler. Bunlar kontrol altındaysa sürekli hani doktor kontrolünde şekerlerin çok ani yükseliş düşüş olmuyorsa bu tür hastalarda genelde uygulanabiliyor. Şekeri çok yüksek 300-400'lerde değilse 180 sınırını geçmiyorsa bu tür hastalarla güvenli bir şekilde uygulanabilir. Bizim en çok dikkat ettiğimiz hasta grubu diyabet dediğimiz şeker hastaları grubu. Onun dışında çok sigara kullanan günde 2 hatta 1 paket, 1 paketi 2 paketi çok rahat kullanan hastalarda da implant uygulamak biraz risk oluyor. Ne kadar çok kaliteli implant, yüzey açısından iyi bir implant seçersek seçelim. Çok sigara kullanan hastalarda biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunlarda da implant kayıpları ne kadar başarılı bir implant uygulansa da daha sonrasından enfeksiyon gelişip orada yere iyileşmesi gecikip implantı kaybetme olasılığı çok yüksek. O yüzden bu tür hastalarda da dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı şekilde çok alkol alan hastalarda dikkatli davranmak gerekiyor. Onlara hani planlama yaparken iki kez düşünmek gerekiyor. Onun dışında kemik rahatsızlıkları olan hastalarda, çok abartı kemiklerinde rezorpsiyon olan hastalarda da dikkatli implant yapılabilir. Ama onun dışında bir de çok erken dişini kaybetmiş, ergenliğe girmemiş hastalarımızda da ergenlik sonrası, büyüme gelişimini tamamladıktan sonra, kemik ve dişler büyüme gelişimini tamamladıktan sonra implant uygulamak doğru bir yaklaşım. Çok erken hani büyüme gelişimini tamamlamadan implant uygulamak da oradaki gelişimin gerilemesine sebep olur. O yüzden bunlara dikkat edersek çok daha güzel bir sonuç elde ederiz. Çünkü riskleri önceden belirleyip bunları önlem alırsak sonradan başımıza kötü şeyler gelmez. Ama riskleri önceden belirlemezsek bu hastalar risk grubunda bunu dikkat etmemiz gerekiyor diye değerlendirmezsek sonradan sıkıntılı duruma hem hekim arkadaş hem de uygulatan hasta kalabilir. O yüzden bunlara dikkat edersek implant çok güvenli. Yani çünkü zaten şu anda çok popüler. Yani her hastaya çok rahat, bu dediğim risk grubundaki hastalar dışında çok rahat uygulanabilir. Evet, peki implant yerleştirilirken acı duyma yok sanırım değil mi? Çünkü dediğiniz ki hastalar korkarak geliyor ama sonrasında o korku geçiyor, hiçbir acı hissetmiyorlar, öyle mi? Gerçekten, çünkü zaten lokal anestezi yapıyoruz. Lokal anesteziyle o anda hani implantı hiçbir işlem yapmadan, yani hiçbir işlem derken ekstra bir işlem, kemiğinde herhangi bir düzeltme ya da kemiğinde herhangi bir kalınlaştırma yapmayacaksak hastalar zaten bu işlem dediğim gibi iyi bir hekimse zaten pratiğinde de bunu sürekli uygulayan bir hekim arkadaşımızsa 15 dakikayı tek implant uygulaması geçmeyen bir işlem anestezisiyle beraber. O yüzden çok rahat, ağrısız bir işlem. O yüzden hastaların implant uygulayacağım, çünkü biz hekimler de bunu ameliyat olarak değerlendirdiğimiz için implantasyonu. Hani hasta ameliyat olacağım çok korkuyor çünkü steril ortamda çalışılıyor bir de. Hastalar o sterilliği görünce de önce bir korkuyor ama hiç korkulacak bir şey değil. Çok rahat, ağrısız, sadece işlem sonrası çok hafif, o da hastadan hastaya değişen bir durum. Bazı hastalarda olabiliyor, bazılarında olmayabiliyor. Zaten biz bunun önüne geçmek için
antibiyotik profilaksisine ve analjezik mutlaka başlıyoruz. Bunları dediklerimize dikkat ederlerse hastalar ertesi gün bile çok rahat hani kalkıp işlerine gidebilir. Çok hayatlarındaki konforlarını değiştirecek bir zorluk olan bir işlem değil. Yani tedavi süresi toplam 15 dakika. Yani tek implant için eğer ekstra dediğim gibi bunu üstüne basarak söylüyorum. Ekstra başka bir işlem yapmadıysak 15 dakikayı tek implant geçmez. Yani bizim bir kanal tedavisini açıp genişletmemiz bile yarım saatte 45 dakika arasında değişen bir işlem. O yüzden gerçekten çok kolay bir işlem. Peki hastalar... ekstra yapılan işlemler... daha bir zorluğunu arttıran işlemler. Evet, eğer hasta dişini çektirdikten sonra çok uzun süre dişsiz kalıp çenesini yeme işlemlerinde kullandıysa orada rezorpsiyon dediğimiz kemiğinde incelme durumu söz konusu oluyor. Bu tür hastalarda ya kemiği önce açıyoruz mesela tek implantı uygulamadığımız durum açıyoruz. Önce kemiğine kemik tozu, suni kemik tozu ya da yapay kemik tozu yerleştirip üzerine membran dediğimiz kemiği kalınlaştırıcı bir madde yerleştiriyoruz. Orada bir kalınlaşma sağlıyoruz ki bize implantı uygulayabilecek bir kemiğimizde kalınlık. Çünkü implant boş bir alana uygulanan bir durum değil. Yani kemik olması gerekiyor ki biz başarılı bir implant uygulayabilelim ve hasta bunu çok uzun süre sorunsuz kullanabilsin. Bu tür durumlarda iki kez hani açmış olabiliyoruz. O işlemi iki kez. Önce bir açıyoruz, kalınlaştırma yapıyoruz. Ondan sonraki işlemle 6 ayda 8 ay arasında değişen sürede bekliyoruz ki orada bir kalınlaşma, bizim istediğimiz seviyede bir kalınlaşma olsun. Sonrasında implantı uyguluyoruz. O yüzden hastaların dişlerini çektirdikten sonra o kadar uzun süre dişsiz kalmalarının çok da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hastalar çektirdikten sonra yaklaşık 6 ay içinde oraya implant uygulanabilecek bir kemik dolunma oluyor. O yüzden çekim yapıldıktan sonra o sürede uygulatırlarsa çok daha rahat, hani ekstra işlemlere gerek kalmaz ya da üst çenede çekim yaptırıp çok uzun süre oraya herhangi bir implantasyon yaptırmadı ya da köprü yaptırdı. Köprü yapsa bile çözüm değil. Çünkü sinüs dediğimiz boşluklar aşağı doğru sarkar ve implant da boşluk dediğimiz alana uygulanmayacağı için oraya ekstra sinüsün doldurulması ya da sinüs lifting dediğimiz sinüsün yukarı kaldırma olayları var. Bu işlemler gerçekten hasta için de biraz böyle zahmetli işlemler. Onlara gerek kalmadan çekimden yaklaşık 6 ay süresinde hasta implantını uygulatırsa çok daha rahat, basit bir işlem. Çünkü her beklenilen süre hastaya dezavantajı olarak döner. Ya sinüs sarkmıştır, ya kemiğinde bir incelme olmuştur, ya da yandaki dişten hareket etme özelliğine sahip olduğu için oradaki boşluğu istediğimiz bir boşluk şeklinde değil de daha küçülmüş, daha hani oraya yapacağımız protezi de üst yapısının da estetik bir şey olması bizim için hekimler açısından ya da hasta açısından çok önemli. Hani şekil olarak belirli, standartları belirli. O zaman standartların dışına çıkmış oluyoruz. Çok da hani diğer dişlerin de hareket etmesini beklemeden kısa sürede oraya işlem yaptırır, maddi olarak hem de manevi olarak daha karlı olur hastalar. Evet. Peki implant yapıldıktan hemen sonra protez takılabilir mi? İmplant yapıldıktan sonra yaklaşık şu anda hani günümüzde direkt yükleme dediğimiz yükleme sistemleri de var. Ama hala bunlar hani biraz daha tartışma konusuna giriyor. Çünkü o anda implantı uyguladığımız seansta kemiğin implantı uygularken bizim stabilite dediğimiz kemikle tutunma olayına bakıyoruz. Yüklenebiliyor ama en doğru yaklaşım bence 2 ay ile 4 ay arasında bekleme süresi. Üst çene ile alt çene arasında bazen fark edebiliyor. Genelde 2 ay beklenip üzerine protez yapılması daha doğru yaklaşım. Çünkü implantın üzerine gelen kuvvetlerden ve streslerden implantı belirli bir süre çok başarılı bir implant olsa da korumak gerekiyor. O yüzden bekletiyoruz. Hani hasta eğer ön bölgedeyse estetik bir kaygısı varsa geçici protezlerde hekim arkadaş onun estetiğini kurtaracaktır. Çünkü üzerine hareket eden de yandı işlerden destek alarak bir geçici protez mutlaka yapar, estetiğini kurtarır. Çok da hani hemen mükemmel olmuş bir implantın üzerine kuvvet hemen üzerine yüklemesini yaparak gereksiz yere implant kayıplarından da kaçınmak gerekiyor.
Peki nasıl yapılıyor implantın üzerine protez? Nasıl yerleştiriliyor? İmplantı yaptık. Yaklaşık 2 ay, minimum 2 ay bekliyoruz zaten. 2 ay bekledikten sonra implant dediğimiz sistem zaten dişin kökü olan bir sistem. Dişin kökünü yerleştirdikten sonra onların dişin kron kısmı dediğimiz dişi normal kestiğimiz bir duruma getirdiğimiz implantların üst yapıları var. Üst yapılarını yerleştiriyoruz. Üst yapılarını yerleştirdikten sonra bazı firmaların kesilmiş olarak üst yapıları var. Bazı firmaların da kesilmemiş. Onları biz kendimiz diş boyutuna ya da oradaki kapanışına ya da yandaki dişlerle olan boşluğuna göre ayarlıyoruz. Onları kestikten sonra ölçü alıyoruz. Normal üzerine ön bölgede ise genelde zirkon çalışıyoruz. Çünkü estetik açıdan çok daha hani güzel bir görüntü oluştursun diye. Diğer bölgelerde ise metal destekli porselenler yapılarak estetiğini hem fonksiyon hem estetiğini hastaların karşılamış oluyoruz. Çok da zor bir işlem değil yani. Normal hastaların protez yaptırma aşamalarının aynısı üst yapısında gerçekleşiyor. Hastalar bunda da zaten hiçbir şekilde ağrı, sızı ya da o tür bir işlem. Zaten implantla olan başarısı zaten ortaya çıkacaktır. İmplantın stabilitesinde ya da kemikle tutulmasında sıkıntı olduğu bir durumda. Zaten üst yapısını doktor arkadaş biraz daha bekleterek yapacaktır. Osteointegrasyon dediğimiz kemikle tutunma olayı o döneme kadar bitmiş oluyor. O yüzden üzerine bundan sonraki süreçte normal üst yapı dediğimiz kron köprü şeklinde protezler yerleştiriliyor. Peki implant çok zor olmayan bir tedavi dediniz, çok acı vermeyen ve günümüzde de artık yaygınlaşan. Peki pahalı bir tedavi mi? İmplant diğer tedavi yöntemlerine göre düşündüğümüz zaman kısa vadeli düşünürsek biraz diğer tedavi yöntemlerine göre pahalı. Ama şöyle düşünmek lazım. Hani kısa vadeli bir tedavi yöntemi olarak düşünmemek lazım. Hani biz oraya kestirsek tek diş olarak değerlendiriyorum ben şu anda. Onun üzerinden yorum yapıyorum. Biz oraya 3 tane porselen yapacağız ya da köprü yapacağız minimum. Bunun da hani kullanma miadı 5 ile 10 sene arasında değişiyor ve oradaki dişlerde hani herhangi hastanın bakımına bağlı olarak sıkıntı oluşturma ve dişlerimizi kaybedeceğiz. Ve ömür boyu hiçbir protezi köprümüzü kullanma gibi bir garantimiz yok. Zaten bu böyle bir durum karşı karşıya değil. Bu şekilde düşünürsek implantı hasta baktığı sürece ömür boyu kullanabilir ve bazı firmalar zaten ömür boyu garantisini hastanın kendi eline veriyor. Hani burada olması ya da başka bir şehirde olmasa da anlaştığı hekim arkadaşlarla gittiği yerde de uygulatma gibi bir lüksleri de var. O yüzden düşündüğünüz zaman uzun vadede implant çok daha karlı bir sistem. Çünkü uygulatıyorsunuz, diğer dişlerden de destek alınmadığı için diğer dişlere hiçbir şekilde bir zarar ya da kesim gibi bir durum söz konusu değil. Ve ömür boyu bunu kullanma gibi bir lüksünüz var. O yüzden uzun vadede implant aslında çok daha karlı bir olay. Ama kısa vadede düşündüğünüz zaman hani biraz daha pahalı kron köprü yaptırdığınızda biraz daha uygunmuş gibi geliyor ama hani o 5 yıllık süreci değerlendirdiğinizde implant aslında ömür boyu kullanabileceğiniz bir yapı olarak çok daha uygun. Ama hani tek başınıza değerlendirdiğinizde diğer tedavi yöntemlerine göre iyi bir implantın fiyatı biraz daha pahalı. Şu anda aslında günümüz yeni yeni hani Türk firmaları da implant üretmeye başladı ama onların hani biraz daha piyasada tutmaları gerekiyor. Ondan sonraki süreçte biraz daha ucuz diyebilir. Peki implant diş gerçek dişlerin yerine geçebilir mi? İmplant diş gerçek dişin yerine geçebilir. Çünkü üst yapısını zaten biz implant özellikle söylüyorum hastalar implantı bazen hani doktor arkadaşlarımız da bazen öyle düşünebiliyor. Hani bizim alanımızda diş hekimi olmayan doktor arkadaşlarımız diyor. Biz implantı hani direkt üst yapısıyla beraber yapılan bir sistem olarak değerlendiriyoruz diyor bazen arkadaşlarımız. İmplant o şekilde bir sistem değil. İmplant dediğimiz sistem önce dişin kökü yani nasıl ağzımızdaki dişlerin kökü var. Dişimizin kökü. Bu bir ayrı bir sistem. İmplantın üst yapısı dediğimiz sistem zaten normal bir kron köprüde olduğu gibi ya da protezde olduğu gibi bir protez sistemi. Bunu tek dişte ya zirkonla ya da metal destekli porselenle yapıyoruz. Ya da eğer hareketli total dişsiz bir hastadaysa bunu
Önce hastanın protezini yapıyoruz, sonra implantlarını yapıyoruz ve mevcut yeni yaptığımız protezleri implant üst yapılarına uyumluyoruz. O yüzden kesinlikle hastaların birebir kendi dişlerinin yerini tutar. Peki implant üst tedavisinde risk var mı? İmplant tedavisinde şu şekilde bir risk yok. İyi bir planlama yapılır, iyi bir hekim arkadaşla çalışılır, iyi bir laboratuvarla çalışılırsa bu üçlü bir ayak sonuçta. Bu ayağın birinde eksiklik olursa hekim arkadaşımız çok iyi ama implant firması iyi değil. Burada sıkıntı olabilir ya da hekim arkadaşımız iyi, implant firması iyi, laboratuvarımız çünkü üst yapısı yapılacak, çalıştığımız laboratuvar iyi değil. O zaman burada bir risk söz konusu çünkü üst yapısını güzel, başarılı bir şekilde yerine konduramaz. Bu üçlü ayakta hiçbir sıkıntı yok. Bunlar işlerini doğru dürüst yaparsa hiçbir şekilde risk yok. Peki diğer tedavi yöntemlerine göre implantın avantajları neler? Uzun ömürlü olması bir kere en önemli avantajı. Evet. Şimdi şöyle bir şey, avantajları çok fazla. Bir kez yandaki dişlerimize hiçbir şekilde destek almadığımız için yandaki dişlerimizi korumuş oluyoruz. İmplant yaptırarak. Çünkü eskisizde oraya mutlaka bir hemen kron köprü planlanıp yandaki iki dişi kesiyorduk. Hasta çok iyi baksa da belirli bir süre sonra o dişlerde sıkıntılar çıkarabiliyordu. Sonra bu dişlere kanal tedavisi ya da dolgu yöntemine gidiyoruz. Bu bir sonuçta kayıp. Çünkü 3 dişle başlıyorsunuz. Her 10 senede yanına bir diş eklenerek. Böylece ağzımızdaki diğer dişlerin de kron köprüye ya da kablanmaya gitme riskleri artıyordu. O yüzden implant sadece kemikten destek alınarak uygulanan bir sistem ve yandaki dişlerimize hiçbir şekilde işlem yapılmadığı için çok daha avantajlı. Üstüne zaten iyi bir hekim laboratuvarla çalışarak üzerine üzerine porselen yaptığımız için o da zaten estetiğini de sağlayacağı için hastalar için çok büyük avantajlı bir durum. Peki tüm yapılan implantlar başarılı mı? Şimdi en önce planlamasını doğru yapmak gerekiyor. Planlamasını doğru yapıp ön bölgemi, arka bölgemi, hangi bölgeye uygulanacaksa implantı, çapıydı, boyuydu bunları hekim arkadaş doğru bir şekilde planladık. Daha sonra hastanın risk grubunda olup olmadığını değerlendirdikten sonra şimdi diyabet hastasına, çok risk altındaki bir diyabet hastasına, kontrolü altında olmayan bir diyabet hastasına hani implant uygularsanız implantınızın size dönme riski çok fazla. Geri dönme, düşme riskiyle geri dönme riski çok fazla. Ya da çok uzun süre sigara kullanan hastalarda ve bunu günde kullanma sıklığı olarak bir paketi aşan hastalarda implant uygularsanız sizde implantı geri dönme ve düşme riski çok fazla. Ya da kontrolü altında olmayan kemik rahatsızlıklarında implantın size geri dönme riski çok fazla. Eğer bunları doğru planlayıp doğru bir implantı yerleştirirseniz siz implantı hiçbir şekilde size geri dönüşü olmaz ve çok da rahat bir şekilde hastalar uzun vadede bu implantların sıkıntısız bir şekilde kullanır. Tek istediğim hastaların implantı hani biz zaten uyarıyoruz hastalara. İmplantınızın özellikle söylüyorum etrafını temiz tutmanız gerekiyor. İmplant bir diş değil sonuçta. Diş olmadığı için çürük olayı olmaz. Ama biraz önce de belirttiğim gibi etrafında dental plak oluşup implantta düşme riski, o mikroorganizmalar implantın belirli bir süre sonra kemikle tutunmasını azaltabilir. Bu tür riskin önüne geçmek için rutin kontrollerine gidip hekim arkadaşların burayı kontrol ettirirlerse çok uzun süre implantı başarılı bir şekilde kullanabilirler. Peki vücut tarafından reddedilme riski var mı implantın? Şimdi hastalarda böbrek ya da kalp transplantlarında olduğu gibi bu şekilde bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi bu tür bir riskli hasta grubunda uygulanmışsa ve başarılı bir implant, steril bir ortamda uygulanmamış bir implantsa böyle bir riskle ortaya karşı hekim arkadaşımız ya da hastamız karşı karşıya kalabilir. Ama bunun dışında öyle bir durum söz konusu değilse hastalar hiçbir şekilde implantın düşme ya da reddetme gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü implantlar çok uzun süredir yaklaşık 45-50 yıldır kullanılan bir sistem. Türkiye'de de yaklaşık 25-30 senedir çok uzun vade yani bayağı uzun süredir kullanılan
bir implant ve o yüzden hastalarda düşme ya da iyi bir planlamış, iyi bir hekimin elinden çıkmış ve kaliteli bir implantta hiçbir şekilde bu şekilde kayıplar söz konusu olmaz. Çünkü artık implantların yüzey alanları ve yüzey tutuculuklarını sağlayan çok başarılı implantlarımız var. O yüzden başarılı implantlarda bu tür durum söz konusu değil. O zaman kanser riski de yok implantın, öyle mi? Hayır, kesinlikle. Bu bazen şehir efsanesi gibi. Acaba hani implantın kanser... Bunu bazen benim hastalarım da soruyor. İmplantın kesinlikle, çünkü implantlar hani bir günlük, iki günlük araştırma sonucunda değil, çok uzun vade süren araştırmalar sonucunda ortaya çıkan malzemeler. Bunların kesinlikle vücuda kanser ya da orada kanser oluşturma riski olan bir durum değil. Peki implant yaptırmada yaşlılık önemli bir faktör mü? Şimdi yaşlılık demeyelim de kemiğin kılınlık ve genişlik olarak hastalarda bu tür bir yaşla beraber her hasta için geçerli değil. Kemik kalınlığı ve densitesi bizim için önemli. Bazen hasta geliyor genç ama kemiğinde çok beklenilenden daha fazla rezorpsiyon, yani erime var. Bu tür bir durumda hani yaşlı bir hastam geliyor ama onun kemik kalınlığı ondan çok daha. Bu şununla alakalı bir durum, %100 değil. Tabii ki yaşla beraber kemiklerimizde incelme dediğimiz ya da erime dediğimiz durum özellikle bayanlar için daha riskli bir durum. Ama bu her hasta için belirleyici bir kriter değil. Bazen genç hasta geliyor, beklediğimden çok daha ince gelebiliyor kemiği. Ama bu tür hastalarda da zaten kalınlaştırma dediğimiz vakalara gidebiliyoruz. O tür durumlarda da zaten 8 ay sonra istediğimiz kalınlaşmayı elde ettiysek implantını yerleştirebiliyoruz. Peki estetik amaçlı kullanılır mı implant? İmplant üst yapısını porselen olarak yaptığımız için zirkonyada hangi bölgede olduğunu göre değişiyor. Arka bölgede bazen metal destekli tercih edebiliyoruz köprü şeklinde planladıysak implantımızı. Ön bölgede zirkon. Kesinlikle yapan hekim arkadaş zaten estetiği de onun mükemmel bir şekilde sağlar. Eğer tek implantsa mutlaka ki yanlışlarla onların renk, şekil, boyut olarak birebir estetiğini sağlamak zorunda. Çünkü sonuçta ilk birisiyle konuşurken ön bölgedeyse ilk dikkatimizi çeken ön dudak bölgemiz. Yani bu çok önemli bir unsur. Hastaları hani o şekilde estetik açıdan mutlaka tatmin etmek gerekiyor. Yaptığımız işi önce kendimiz beğeneceğiz. Yani hastayı hani tek dişte bu hani diğer dişlerle benzetemedim ya da açık o renginde ya da şeklinde birebir aynısını yerleştirmek durumundayız. Hiç belli olmayacak şekilde. Yani o zaman doğal görünüyor implantlar, öyle mi? Çünkü evet, doğal durur. Çünkü üst yapısında, üst yapısını zaten hani normal porselen yaptığımız için diğer dişlerle de eğer tek dişse uyumlu bir şekilde yapacağı için doğal durur. Yani belli bile olmaz. Peki son olarak toparlarsak neler söyleyeceğiz izleyenlerimize implant hakkında? Hastaların tek istediğim implant bir ameliyat olarak değerlendirmemeleri. En önemlisi bu. Hastaları biz bazen şöyle diyoruz, implant hani ameliyatınız var şeklinde biz hekim arkadaşlar da hani yanlış telaffuzda bulunabiliyoruz. O yüzden hastalar bunun ameliyat olarak değerlendirdikleri için korkabiliyor. Evet. Ya da internette bunun seyrettikleri zaman da korkabiliyor. Çünkü ben hekim olarak da seyrettiğimde o işlemler gerçekten ürkütücü diyebiliyorum. Ama kesinlikle bu yapılan işlem sırasında ağrılı bir işlem değil ve tek implantın uygulama süresi 15 dakikayı geçmeyen bir süre. Post op'unda da uygulandıktan sonra da hastalarda çok ciddi bir ağrısızlık, komplikasyon oluşturacak bir durum değil. O yüzden implant uygulatmaktan korkmasınlar. Bu gerçekten hem başarılı hem de diğer dişlerden destek alınmadığı için çok rahat bir kullanımı olan bir durum. O yüzden hekim arkadaşlara güvensinler, hekimlerine güvensinler, yaptırdıkları bölgelerdeki sonuçtaki hekimlerine güvensinler. Ondan sonraki süreçte kontrollerine düzenli giderlerse hiçbir şekilde sıkıntı oluşturmayacak bir durumda uzun süre implantlarını kullanırlar. Ama aksi takdirde bakım yapmazsa, hasta iyi bakımını, temizliğini yapmazsa düşme riskiyle diyebileceğim durumla karşı karşıya kalabilir. Onu da hani rutin kontrollerine giderek hasta
hekim arkadaş onu yönlendirecektir temizlik noktasında. Bunlara dikkat ederlerse implanttan hiç korkmalarına gerek yok. Başarılı bir şekilde uzun vadede kullanabilirler. Evet. Peki teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyenler, diş doktoru Fadime Sarı konuğumuzdu ve kendisiyle implantı, diş ekmeği konuştuk. Çok korkulacak bir yöntem olmadığını, acısız bir yöntem olduğunu söyledi Fadime Hanım bizlere. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Haftaya bir başka konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız.